Merhabalar sevgili gençler. Sınav Ajandası programından SMN Hoca YouTube'dan hepinize merhabalar. Faktöriyel kavramı bugünkü konumuz. Biraz gecikmiş bir konu olsa da araya bayram girdi. Bayram telaşı. Ekstradan yanında kitap çıkacak dedik ve onun yanında da bir de kurum açtık. Bayağı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası konu anlatımları derken sizlerle nadir bir şekilde buluşuyoruz ama dediğim gibi Eylül'den sonra çok 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 rahatız sevgili gençler. Bayağı da bir hızlanacağız ki bu ay içerisinde bile çok fazla video çekmiş olacağım size. Faktöriyel kavramıyla başlayalım. Tanım. Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına n'in faktöriyeli denir. N faktöriyel diye okunur. Bu n faktöriyel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Özel olarak 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de 1'e eşittir. Bunlar sadece ama sadece tek sayıya eşit olan, tek sayı olan faktöriyeller sadece bunlar. Tamam mı? Bundan sonraki hep çifttir. Yani 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel devamı hep çift sayı olur. Hatta bunları da eşitlerini karşılarına yazalım. En azından 6 faktöriyeli kadar bilin ne olduğunu. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120, 6 faktöriyel 720, 7 faktöriyel de 5040 yapar diyoruz. En azından 6 faktöriyeli kadar neyin ne olduğunu bilmen senin için faydalıdır. Burada sevgili gençler 7 faktöriyelin ben 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı olduğunu biliyorum. Ki 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımına da 6 faktöriyel denildiğini biliyoruz. O halde ben burada gördüğüm 7 faktöriyeli 6 faktöriyel çarpı 7 olarak da burada yazabilirim. Hatta 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı da madem ki 5 faktöriyel, 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 dersek de yine 7 faktöriyel eşit olabilir deriz. N faktöriyelin içerisinde kaç tane P asal sayı çarpanı olduğunu bulmak içinse N sayısı P'ye bölünür. Elde edilen bölüm yine P'ye bölünür ve bu işlem tekrarlanır. Bu işleme nereye kadar tekrar edilir? Bu işleme bölüm P'den küçük oluncaya kadar devam edilir. Elde edilen bölümlerin toplamı da bize sonucu verir. Birazdan onun da sorularını çözeceğiz. Örnek olarak 9 faktöriyel ile 8 faktöriyelin toplamının 7 faktöriyel artı 6 faktöriyelin sonucuna bölümü kaçtır diye sormuş. Şöyle diyeceğiz. Üst tarafta en küçük sayımız ne? 8. O zaman 8 faktöriyel parantezini almamız lazım. Ki ben 9 faktöriyelin gençler bakın. 9 çarpı 8 faktöriyel olduğunu biliyorum. O halde parantez içerisinde sadece 9 kalır. Bir de burada 8 faktöriyel çarpı 1'imiz vardı. Demek ki bir de artı 1'imiz kalacak. Bölü. Alt kısımda da 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel olması için bir tane 7'ye bir tane de 1'e ihtiyacımız var. Şimdi üst tarafı yazalım. 8 faktöriyeli onu da şöyle yazalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilirim. Çarpı 9 artı 1 10 yapar. Bölü 6 faktöriyel çarpı 7 artı 1 8 yapar. Şimdi bakın. Buradaki 8 ile buradaki 8'i götürebilirim. Buradaki 6 faktöriyel ile buradaki 6 faktöriyel ile giderse 7 kere 10 70 yapar ki bu da bizim cevabımızdır. Şimdi düşünün demişiz. Düşünün demişiz. Neden 0 faktöriyele 1 diyoruz? Bunun için birçok sebebi olan var. YouTube'a da yazarsanız zaten birçok ispatı da var bunun. Bunun metotlarından, anlamanın metotlarından bir tanesi de şu. Şimdi negatif sayıların faktöriyeli yok. Bunu biliyorsunuz. Şimdi ben biliyorum ki n faktöriyel dediğim sayıyı n çarpı n eksi 1'in faktöriyeli olarak yazabiliyorum. O zaman 2 faktöriyel dediğim sayıyı 2 çarpı 1 faktöriyel olarak yazabilirim. O halde 1 faktöriyel dediğim sayıyı da 1 çarpı 0 faktöriyel olarak yazabilirim. Ki 1 faktöriyelin sonucu nedir? 1. 1 ile neyi çarparsam çarpayım o sayıya eşittir. Demek ki 0 faktöriyel de burada 1'e eşit olur cevabını verebilirsiniz. Şimdi n artı 1 faktöriyelin karesinden n faktöriyelin karesi çıkarılmış ve n faktöriyelin karesine bölünmüş sonuçta 63 olarak bulunmuşsa n kaçtır diye soruluyor. Bu tarz sorularda deneyeni gördüm. N 1 olsa, 2 olsa, 3 olsa, 4 olsa diye deneyeni gördüm. Sakın denemeyin. Sevgili gençler, 2 kare farkını görüyorsunuz burada. Bakın n artı 1'in karesi, n artı 1 faktöriyelin karesi, n faktöriyelin karesi. O zaman 2 kare farkı uygulayacaksınız. N artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel artı n faktöriyel bölü n faktöriyel. Tamam mı? Şimdi bunu yaptıktan sonra şu ikisinde ortak olan ne var? N faktöriyel var. N faktöriyel parantezinde burada n artı 1 kalır. Burada eksi 1 kalır. Çarpı yine n faktöriyel parantezin alınırsa o da şuradaki ortak. N artı 1 artı 1 olacak. Bölü n faktöriyel diyebiliriz. Bakın şimdi.
n faktöriyelin karesi hatta bakın. Onu unuttuk biz burada. Bunun karesi. Tamam mı? Bakın n faktöriyel çarpı n faktöriyel n faktöriyelin karesi yapar zaten gitti. Yukarıda birden bir çıktı sıfır. N çarpı n artı 2 neye eşit oldu? 63'e. Aralarında 2 fark olup da çarpımlar 63 olan hangi sayılar var? 7 kere 9. Demek ki n kaçmış sevgili gençler? 7'ymiş. Denemeden işlem yaparak ki bu işlemleri zaten aşina olduktan sonra işlem kalabalığı bile gelmeyecek sana bunlar. Çok tatlı çok güzel işlemler gelecek. O yüzden sabrederek işlem yaparak bu soruları kendin çözersen bir daha deneme yanılma yöntemine hiçbir zaman gitmez. Şimdi şurada demiştik ya. Şurada kaç tane asal olduğunu bulmak için diyoruz. Şimdi bakın 2016 sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır diyor. Bir sayının varsayalım ki 200 sayısı. Sonunda kaç tane sıfır var? 2 tane. Ki bunun 2 çarpı 10'un karesi olduğunu biliyoruz. 2000 sayısına bakacak olursak 2 çarpı 10 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. Yani şurada yazan neyse kaç tane 10 varsa o kadar sıfır olduğunu da öngörebiliyoruz. Peki kaç tane 10 olduğunu bulmak diyoruz da bunların içerisindeki 10 sayısını illa sayı yazdıktan sonra sayının sonundaki sıfır sayısına mı bakacağız? Hayır. Sayıyı bilmeden de sonundaki sıfır sayısı sorulabiliyor ki 2016 faktöriyel diyor sabaha kadar uğraşsak hesap makinesiz bulamayız ki hesap makinelerinin ekranı yetmez zaten bu sayının sonucunu göstermek için. Ne peki şimdi ne yapmamız lazım? Bakın 10 sayısı bunun asal çarpanlarını 2 ve 5. Şimdi gençler bir sayının içerisinde 2016 faktöriyeli gidene kadar yani birden 2016'ya yazana kadar 1008 tane en azından 2 çarpanı mutlaka olduğunu biliyoruz ama 5 çarpanından daha az. Çünkü 2'nin katlarına 2'de 1 rastlarken 5'in katlarına 5'te 1 rastlayacağız. Ve hangisi azsa tamam mı? Hangisi azsa 2 ile 5'ten oluşacak ya onlar. Mesela şöyle düşün. Elinde 10 tane 2 var. Tamam mı? 7 tane de 10, 5 var. 7 tane de 5 var. Kaç tane 10 oluşturabilirsin? 7 tane. Neden? Çünkü bir tane bundan, bir tane bundan kullanırken 5'ler bittiği anda geriye kalan 2'ler 5'siz 10 yapamaz. Dolayısıyla 10'un çarpanları 2 ve 5 ise ben bu 2016'yı sürekli büyük olan asala yani 5'e bölerek devam edeceğim. 2016'yı 5'e böldüğümde 403 gelir sevgili gençler. Uzun uzun da bölebilirsiniz sıkıntı yok. Ben 400 kere 5'ten 2016'nın içinde de 3 defa olduğunu bildiğim için bunu yazdım. Sonra 403'ü 5'e bölüyorsunuz. Çıkan bölümü tekrar 5'e bölüyorsunuz. 403'ün içerisinde 80 defa. 80'i 5'e bölersem 16 defa. 16'yı 5'e bölersem 3 defa var. Artık 3'ün içerisinde 5 olmadığından şunu yapacağız. 403, 80 daha 483, 3 daha 486, 16 daha kaç yapar? Bir bakalım. Şurası 99, 502 yapar sevgili gençler. 3, 19, 99, 403 daha 502 yapar. Demek ki bu sayının sondan 502 tane basamak sıfırdır diyebiliriz. Tamam. Sayıyı bulmaya çalışmayalım lütfen. N artı 1 faktöriyelden N faktöriyeli çıkarmışız ve 2 üzeri 5, 3'ün küpü ve 5 üzeri 1 olduğuna göre N kaçtır demişiz. Şimdi küçük olan N faktöriyel olduğu için bunun parantezini bir alalım. N artı 1 eksi 1 diyeceğiz. Şurası ne olur? N. Demek ki N faktöriyel ile N'i çarptığımız zaman 2 üzeri 5 çarpı 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1 gibi bir sonuca ulaşıyormuşuz. N kaçtır diye soruluyor. Ben burayı şu şekilde yapacağım. Eşittir diyelim. N çarpı N faktöriyele eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4 olması için bundan kaç tane kullanmam lazım? 2 tane. Ve bir tane de 5'e ihtiyacım var. 6 olması için bir tane 2'ye bir tane 3'e ihtiyacım var. Şimdi bakalım kaç tane 2 kullandık. Bir görelim onu. Bir tane burada kullandık. 2 tane de burada kullandık. 3 bir tane de burada kullandık. 4 bir tane de açıkta kaldı. Onu da şuraya yazayım bari. Kaç tane 3 kullandım? Bir tane burada, bir tane burada kullandım. 2 tane, bir tane açıkta kaldı. O da şu. 5'te 5 zaten bitmişti. Şimdi bakın. Şurası 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu sarı ile işaretlediğim yerlerin hepsinin çarpımı 6 faktöriyel oldu. Burada ne var? 6 var. Bakıyorsun bu neye eşitti? N faktöriyel çarpı N'e değil mi? O zaman N kaçtır sevgili gençler? N 6'dır. Anlaştık mı? Geçtik bir sonraki soruya. A, X ve Y doğal sayılardır. 11 faktöriyel eşittir 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpı a olduğuna göre x artı y'nin maksimum değeri. Şimdi burada 3 ile 2'nin ortak özelliği ne? İkisi de asal olması. 11 faktöriyelin içerisinde maksimum kaç tane 3 vardır ve maksimum kaç tane 2 vardır diye soruluyor. Bunlar direkt olarak asal olduklarından hani yukarıdaki soruda 2016'yı sürekli 5'e bölmüştük ya artık şöyle diyeceğiz. 11'i sürekli 3'e bölerim. Tamam mı? 11'in içinde 3, 3 defa. 3'ü de 3'e bölerim 1.
Şunları toplarız. 3 artı 1 4 yapar. Demek ki x 4'müş sevgili gençler. Sonra 11'i durmadan 2'ye böleceğiz. Kaç defa var? 5. 2'ye böl 2. 2'ye böl 1. Sonra bunları toplayacağız, tamam mı? 5 artı 2 artı 1 8 mi yapar? Demek ki y'de kaçmış? 8'miş. Maksimum olanları bunlar. Bunların maksimum toplamı da 12'dir diyebiliriz. Cevap da 12 gelecektir. Geçtik örnek kaça? Gerçi soru yazmamışız ya. Kusura bakmayın. Kafa dalgın gençler. Örnek A eşittir 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel, 2020 faktöriyele kadar bir toplam verilmiş. İkişer ikişer artıyor bunlar. A'nın 15'te bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Şimdi zor bir soru gibi görünebilir ama gözünle çözebilirsin, emin ol. Peki nasıl gözümüzle çözeceğiz sevgili gençler? Şu şekilde bakın. Şimdi 15 sayısının asal çarpanları 3 ile 5'tir. 2 faktöriyelleri de biliyorsunuz. 3 ve 5'in aynı anda içerisinde olduğu en küçük faktöriyel sayı 5 faktöriyeldir. 5 faktöriyelden sonrasının içerisinde hep 3 ve 5 vardır. Mutlaka vardır. Çünkü neden? Mesela 8 faktöriyeli düşünün. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakın 5 de var, 3 de var. 7 faktöriyel, 6 faktöriyel, 5 faktöriyel. Bunların hepsi de bu şekilde ve sonsuza kadar artık 3 ve 5 çarpanı içerisinde mutlaka olacak. Demek ki bunlarla bölümlerinden kalanlar hep zaten sıfır. Bunları görmemize gerek yok. Artık sadece şunu hesaplayacağız. 2 faktöriyel kaç? 2. Değil mi? 2. Peki 4 faktöriyel ne? 24. Bunların toplamı ne? 26. 26'nın 15'te bölümünden kalan kaçtır dersek 26'nın 15'te bölümünden kalan 11'dir. Cevabımız da budur diyebiliriz. Diğer örnek, güzel örneklerden bir tanesi. A artı 3 faktöriyel 1 olmak üzere. A sayısı, büyük A sayısı, 1 eksi A faktöriyel artı eksi A faktöriyel ifadesinin en küçük değerinin en büyük değerine oranı nedir? En küçük değerinin en büyük değerine diye sormuştu. Bakın, hangi faktöriyellerin sonucu 1'di? A artı 3 ya 1 olabilir ya da A artı 3 0 olabilir. Çünkü sadece 0 faktöriyel ve 1 faktöriyellerin sonucu 1'di. Peki burada A kaç gelir? Eksi 2. Burada kaç gelir sevgili gençler? Eksi 3. Şimdi a eksi 2 olursa büyük A dediğimiz sayı 1 eksi eksi 2'den 3 gelir. 3 faktöriyel artı eksi eksi 2 faktöriyelden yani 2 faktöriyelden 2 gelir. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, A'nın bir değeri 8 geldi. Bir diğer değeri ise A eşittir. Eksi 3 yazacağız şimdi. 1 eksi eksi 3, 4 mü gelir? 4 faktöriyel artı eksi eksi 3 faktöriyel de 3 faktöriyel olur. Demek ki burası da 24 artı 6'dan 30 gelecekmiş A'nın diğer değeri. E peki ne yapmamız lazım? Küçüğünün büyüğüne oranı. Zaten iki tane değeri var. En küçük dediği küçük olanı, en büyük dediği büyük olanı. Bunun buna oranını sormuş. 8 bölü 30 dersek 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 15 gelir bizim cevabımız sevgili gençler. Bir diğer sayfada bir diğer sorumuz. 25 faktöriyelden 2019'u çıkar ve bu işlemin sonucunun, bulduğun sonucun son 5 basamağındaki rakamların toplamı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın, bu 25 faktöriyel dediğimiz sayının, tamam mı, sondan kaç basamağı sıfırdır? Bunu nasıl bulacağız? Artık sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorulursa bunu durmadan 5'e böleceğiz. 25'in içerisinde 5, 5 defa, 5'i 5'e bölersek 1 defa. 1 artı 5'ler 6 defa. Demek ki nokta 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 başlarını bilmiyoruz. X, Y, Z diye bir sayılarımız var. Sonra da 6 tane basamağımız 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında ben bundan 2019'u çıkaracağım. Bakın burası 25 faktöriyel bu arada, tamam mı? Bundan da 2019'u çıkaracağız. Alt alta yazdım ve çıkarıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1. Burası 9 olmuştu artık. 9'dan 1 çıktı 8. Burası da 9 olmuştu. 9'dan 0 çıktı 9. Burası da 9'u. 9'dan 2 çıktı 7. Burası 9'u. Direkt aşağıya indi 9. Son 5 basamağı bulduk mu? Bulduk. O zaman artık toplayacağız. 9, 9 daha 18. 9 daha 27. 7 daha cevap 34 olur diyebiliriz. Evet. Geçtik sorular kısmına. Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir sayıdır diye sorulmuş. Şimdi şuradan 14 faktöriyel çarpı, ben bunu 14 faktöriyel çarpı 15 diye yazabilirim. Şuradaki 15 faktöriyeli bölü 5 dersek şurası zaten şu ikisi bir tam kare oluşturacaktır. Bakın şu ikisi. Ama 15'i 5'e böldüğüm zaman 3 gelir. 3 tam kare bir sayı değildir. Gitti. 15 faktöriyel Bursa için yazıyorum. 15 faktöriyel çarpı 15 faktöriyel çarpı 16 bölü 8.
Bakın şurası iki sayının çarpımı olduğu için, aynı sayının çarpımı olduğu için tam karedir. Ama 16 8'e bölündüğü zaman 2 gelir. 2 tam kare bir sayı değildir. Bu da gitti. Şuna bakalım C seçeneğine. 16 faktöriyel çarpı 16 çarpı 16 faktöriyel çarpı 17 bölü 3. Şurası tam karedir ama 17 bölü 3 dediğimiz tam kare bir tam sayı olmayı bırakın. 17 bölü 3 dediğimiz sayı tam kare yani sayı bile değildir. Yani rasyonel sayıdır, kesirli sayıdır, tam sayı bile değildir. Denizli seçeneğine bakalım, bu da gitti. 17 faktöriyel çarpı 17 faktöriyel çarpı 18 bölü 2. 17 faktöriyel çarpı 17 faktöriyel 17 faktöriyelin karesidir, bir kareseldir. 18 2'ye bölündüğü zaman 9'dur ve 9 da 3'ün karesidir. Demek ki 3'ün karesi çarpı 17 faktöriyelin karesi olduğu için cevap Denizli olacaktır sevgili gençler. Geçtik bir diğer soruya. Tuğrul 6 haftalık bir sürenin kaç saniyelik bir süre ile eşdeğer olduğunu merak etmektedir. Bunu anlamak için de gerekli işlemleri yapıp sonucu n faktöriyel bulmuştur. N kaçtır diye sorulmuş. Bir önceki soruyla bu soru acil matematikten TYT Soru Bankası'ndan aldığım sorulardır sevgili gençler. Gayet kaliteli ve şık sorulardır. Lütfen bu kitabı edinip çözün. Bu kitaba da göre de gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak neredeyse aynı yerdeyiz. Orada sanırım ikinci, üçüncü bölüme geçtim rasyonel sayılara. Lütfen bu konu tekrarlarından sonra o kitaptan da sorularınızı çözebilirsiniz. Hocam acil matematik, TYT Soru Bankası ve AYT Soru Bankası zor. Ben onları çözemiyorum diyenler varsa da lütfen 1 ve 2 Eylül'ü bekleyin. 1-2 Eylül'de benim kitabım çıkacak sevgili gençler. Görselini ekleyeceğim ben zaten sizlere. Matematiğin ilacı, acil matematikten matematiğin ilacı çıkacak. Ki siz de uygun görürseniz şu şekilde bir ille AC'nin yerini değiştirdik ve ilaç yaptık. Matematiğin ilacı da sizlere inşallah hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten ama gerçekten çok güzel oldu. Bu kitabı sadece soru bankası değil, konu anlatımlı da bir kitap. Konu anlatımlı demekten ziyade konu özeti de diyebiliriz. Yeni nesil sorular nasıl çözülür? Nasıl daha kolay bir şekilde görülür? Size bunları aşılıyoruz sevgili gençler. Bunlar arkasından hemen arkasında da soru kısmımız var. Bu soruları da çözdüğün takdirde emin ol temelin zayıf olsa bile hemen seni orta düzeye çıkarabilecek bir kitap. Orta düzey bir insan da acil matematik TYT Soru Bankası veya AYT Soru Bankası'nı çözdüğü takdirde üst düzey bir çocuk olacaktır. Üst düzey bir zeka olacaktır diyebiliriz. Evet. Tuğrul 6 haftalık bir sürenin kaç saniyelik bir süre ile eşdeğer olduğunu merak etmekte dedik. Bunu anlamak için gerekli işlemleri yapıp sonucu n faktöriyel bulmuş. Şimdi bakın. 6 haftadan bahsediyoruz. Her hafta 7 gün ve her gün 24 saat ve her saat 60 dakika ve her dakika 60 saniye. Değil mi? Şu 24 dediğimiz zaten 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. Çarpı. Bu gitti. Şimdi bize bir tane 5 lazım. O 5'i şuradan çalmak istiyorum. Burası 5 kere 12 idi ya. 5'e böldüm 12. O 5'i buraya getirdim. Tamam mı? Çarpı bize bir tane 6 lazım. O da burada var. Şimdi bize bir tane 7 lazım. O da burada var. Şimdi bize 8 lazım. Bu 8'i elde etmek için şurası 4 kere 3 ya. Değil mi? Şurası da 30 kere 2 ya hani. Dolayısıyla ben şuradaki 4 ile şuradaki 2'yi çalarım. Hop, buraya getiririm. 8 oldu. 9'u bulmak için burası 10 kere 3'tür. 3 kere 3 9 yapar. Onu da çaldım. 9. Sadece 10 kaldı. Onu da buraya yazayım artık. Bakın burası ne oldu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 10 faktöriyel oldu değil mi? Demek ki 6 hafta 10 faktöriyel saniyedir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Geçtik bir diğer sorumuza. Mustafa Yağcı'dan aldığım bir soru. Bakın 25 faktöriyel artı 26 faktöriyel sayısının 24 faktöriyel artı 25 faktöriyelle bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şu yukarısını 24 faktöriyel parantezine bir almak istiyorum ben. 24 faktöriyel parantezinde 25 artı 25 çarpı 26 kalacaktır sizin de öngördüğünüz takdirde. 24 faktöriyel bu sefer burayı paranteze alıyorum. Parantezinde 1 artı 25 olacaktır burası da. Şimdi devamında ne yapacağız hocam? 24 faktöriyel çarpı bakın 26 tane 25 bir tane 25 daha 27 tane 25 yapar. Ki 24 faktöriyel çarpı 27 kere 25'te 675 yapacaktır. Bu bir. İkinci kısma geçelim. Burası nedir? 24 faktöriyel çarpı 26'dır. Şimdi diyor ki bize 675 çarpı 24 faktöriyeli 24 faktöriyeli git 26 çarpı 24 faktöriyele böl. Bölelim.
675'in içerisinde kaç tane 26 vardır? Bunu hesaplayalım ki zaten 24 faktöriyel birbirine tam bölünüyor. 25 kere 26 sevgili gençler 650 çarpı 24 faktöriyel yapacaktır. Ki ben bundan bunu çıkarırsam 25 tane 24 faktöriyel kalır. Bakın 25 çarpı 24 faktöriyel dediğimiz sayı 26 çarpı 24 faktöriyel dediğimiz sayıdan daha küçük bir sayıdır. Dolayısıyla bu kalandır diyebiliriz. Peki kalan olarak sorulan soruda şıkların içerisinde bu yoksa 25 çarpı 24 faktöriyelin aynı zamanda 25 faktöriyele eşit olduğunu da bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Geçtik bir diğer sorumuza. Yukarı doğru çıkalım. 12 faktöriyel sayısı. Hesap makinesini eline alıyorsun, hesaplıyorsun ve 9 basamaklı bir sayı buluyorsun. Bu sayıda 4A9001600 olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruyu ben tahtaya çoğu zaman öğrencilerime yazdığım zaman üşenmeden hesaplamaya çalışıyorlar. Sonucu da buluyorlar ama hocam bu şekilde de uğraşılmaz diye de diyorlardır işlerinden kesinlikle. Daha kolay bir yolu illaki vardır. Bölme ve bölünebilme konuları bu faktöriyel ve asal sayılar konularının içerisinde fazlasıyla kullanılır sevgili gençler. Bir kere 12 faktöriyel dediğimiz sayı 9'a tam bölünür mü? %100 bölünür. İçerisinde 9 çarpanı vardır çünkü. Demek ki bu sayı 9'a bölünüyorsa bu sayıyı hesapladıktan sonra oluşan karşımıza çıkan bu sayı da 9'a tam bölünür. Peki 9'a bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamının 9'a tam bölünmesi. Yani 4 artı A artı 9 artı 1 artı 6 sıfırları toplamıyorum. Burası 9'un katı olmak zorundaymış. Değil mi? Şimdi 4, 9 daha 13, 1 daha 14, 6 daha 20. 20'ye A rakamını eklediğim zaman 9'un katı oluyorsa bu A %100 7'dir sevgili gençler. Demek ki bizim de sayımız 4, 7, 9, 0, 0, 1600 olacakmış diyebiliriz. Yani bunu okumaya çalışırsak da şöyle 479 milyon 1600 diyebiliriz. Geçtik bir diğer soruya. X dediğimiz sayı 22 çarpı 19 faktöriyel olduğuna göre 20 faktöriyel artı 21 faktöriyel toplamının x türünden ifadesi nedir? Şimdi madem x'e çevirmeye çalışıyoruz bunu, gelin şunu 19 faktöriyel parantezine alalım. 19 faktöriyel parantezinde 20 artı 20 çarpı 21 kalacaktır. Ki az önceki soruda yaptığımız gibi bakın burada kaç tane 20 var? 21 tane 20 artı bir tane daha 20, 22 tane 20 yapar. Bakın 19 faktöriyel çarpı 22 tane 20 mi yaptı? Zaten şu an soruyu bitirdin. Nasıl bitirdin? Şu şekilde. Şu kısmın bakın burada sen ne olduğunu biliyorsun? X olduğunu biliyorsun. O zaman 20 kere X yani 20X bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Ve son soru arkadaşlar. İyi dinliyorsun soruyu. Bir sayı. Önce %1, sonra %2, sonra %3, nokta 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 nokta, sonra en son olarak da %50 arttırılınca 150 faktöriyel bölü 100 faktöriyel sayısına ulaşılıyorsa bu sayı kaçtır diye sormuşuz. Bir tane sayımız varmış ya, ona biz x diyelim. Kabul mü? X. Sevgili gençler, bir sayıyı mesela 100 sayısını %1 arttırırsan 101 yaparsın. Ki bu şu demektir, %1 arttırmak demek. 101 bölü 100 ile çarpmak demektir. Yani 101 bölü 100 ile çarparsan o sayı %1 artar. 102 bölü 100 ile çarparsan o sayı %2 artar. Çoğu zaman böyle konfeksiyoncuların, mağazacıların yaptığı şey de budur. Tamam mı? Üzerine zamlı fiyat koyarken bu şekilde konulur. %2 zam yapacağız dedikleri zaman o sayıyı fiyatı 102 ile çarpıp 100'e bölerler sevgili gençler. Tamam? Ya da direkt 1,02 ile çarparlar. Aynı şeydir. O halde şunları bir görmezden gelelim. Burası anlaşıldıysa devamını getirebiliriz. Anlamadıysan geri sar. Bak. Önce %1 artıyorsa bu x sayısı demek ki önce 101 bölü 100 ile çarpılmış. Bu sayı oluşmuş mu? Oluşmuş. Sonra %2 artırılmış. Yani 102 çarpı 100. 102 bölü 100. Çarpı sonra %3 artırılmış. 103 bölü 100. Çarpı nokta 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 çarpı en son %50 artırılmış. Yani 150 bölü 100 ile çarpılmış. Ve sonuç olarak da 150 faktöriyel bölü 100 faktöriyel sonucuna ulaşılmış. Bundan sonrası artık bizde. Gerisi işlem. 101'den 150'ye kadar olan sayıların çarpımını nasıl ifade ederim? Eğer ki 1'den 150'ye kadar olmuş olsaydı 150 faktöriyel derdik. Ama 1'den 100'e kadar olan kısmı olmadığı için ben bunu 100 faktöriyele bölerim. Bölü
Alt kısımda ne var? 50 tane 100'ün yan yana çarpımı var. Yani 100 üzeri 50 var. Çarpı bir de neyimiz var? X'imiz var. Eşittir 150 faktöriyel bölü 100 faktöriyel. Her iki tarafta da 150 faktöriyel bölü 100 faktöriyelden olduğu için bunlar gitti. Burada 1 kaldı. X bölü 100 üzeri 50 eşittir 1 mi oldu? Bunu karşıya atarsak X sayısı neye eşit olur? 100 üzeri 50. Eğer şıklarda varsa. Şıklarda yoksa hocam o zaman ne yapacağız? Yanlış mı bulduk? Hayır, şıklarda yoksa cevap doğrudur ama biraz düzenlemen gerekiyordur. Ben bu 100'ü 10'un karesi biçiminde yazarsam 10'un karesinin 50. kuvveti x eşittir 10 üzeri 2 kere 50 100 yapar ki daha şık göründüğü için de cevabın ÖSYM'nin soru cevap şıklarında bu sonucun olması da gayet normal. Evet, sonuna geldik artık. Buradan da şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Ankara Eryaman'da kurumumu açtım sevgili gençler. Kontenjanlar ciddi manada sınırlı, doldurmak üzereyiz. Eğer ki Eryaman'da olup da benle beraber benim dersine girmesini istediğim ve diğer branşlardan da ders almak isteyen öğrencilerimiz varsa Ankara Eryaman'da şubemizi açtık. Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde Arı Rezidansı biliyorsunuzdur. Burada şubemizi açtık sevgili gençler. İlk şubemiz gerçi şubemiz demek de yanlış olabilir. Kurumumuzu açtık. Hepinizi görüşmeye bekliyoruz. En azından bir çaya bir kahveye bekliyoruz. Tanışırız. SML Danışmanlık Üniversiteye Giden Yolda sloganımız. Acil yayınları tabii ki en büyük destekçimiz. Buyurun sevgili gençler, bir görüşebiliriz. Ankara Eryaman civarında oturuyorsanız, bir kuruma yazılmadıysanız buyurun gelin görüşelim. Sizlerle beraber çalışmak benim için bir ayrıcalık. Benle çalışmak da sizin için bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer sorularda, diğer konularda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.